Trakya'nın Büyükşehir Başkanım, Başkanlığımızın kıymetli yöneticileri, masa bana. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyayi vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Öncelikle davetimize icabetinizden dolayı hepinize hoş geldiniz diyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün Gazze'de, Filistin topraklarında hayasızca bir vahşete karşı yapabileceklerimizi istişare etmek amacıyla bir araya geldik. Değerli hocalarım, kıymetli misafirler, Gazze, Kudüs, malumunuzdur ki sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Müminler için bir iman ve izzet meselesidir. İnsanlık için bir ahlak ve vicdan meselesidir. Bugün Gazze'de yaşananlar bize dünyanın efendisi olduğunu zanneden zalim bir terör devletinin insanlık için nasıl bir musibete dönüştüğünü gösteriyor. Zulme karşı çıkan insaf ve vicdan sahibi Yahudiler elbette sözlerimizin, tepkimizin muhatabı değildir. Muhatabımız vahye karşı, mukaddesata karşı en büyük tahribatı ve kötülüğü yapan zulüm ve ifsatla azgınlığın en vahşi örneklerini ortaya koyan sapkın Siyonistlerdir. Değerli hocalarım, kıymetli kardeşlerim, işte bunun için Kudüs bizi vahdete ve her alanda birlikte çalışmaya davet ediyor. Dolayısıyla tüm İslam dünyasında bütün mümin yürekleri birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz. Kudüs bilincini en güçlü hale getirmeliyiz. Bilmeliyiz ki Kudüs özgür oluncaya kadar hiçbir çalışma yeterli değildir. Yıllardır yaşananlar bize bir kere daha göstermiştir ki İslam ümmeti somut ve kararlı adımlar atmadıkça ve ortak tavır almadıkça Filistin işgalden kurtulmayacaktır. Bu noktada yegane çözüm ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır. İslam coğrafyası olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde, bu gücün farkına vardığımızda ve kendimize güvendiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Bugün birileri mazlum ve Müslüman coğrafyaları sömürdüğü için zengin olmuştur. Bu coğrafyaların insanları arasına fitne ve tefrika tohumları ekip vekalet savaşları çıkardıkları için ikballerini tahkim etmektedirler. Bizler dün olduğu gibi bugün de hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmaya, dün nasıl zalimin karşısında olmuş isek bugün de zalimin karşısında durmaya devam edeceğiz inşallah. Mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımız yanında vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarımız büyük bir özveri ve hassasiyetle çalışmaktadır. Bunu görüyoruz. Sizin varlığınız da bunun ispatıdır. Bütün İslam coğrafyasından çeşitli sivil toplum kuruluşları zulme karşı durmak ve mazlumların yaralarını sarmak için büyük bir çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede İslam dünyası dışında da birçok sivil toplum örgütünün, vicdan sahibi insanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve farklı din mensuplarının, akademisyenlerin, aktivistlerin, sanatçıların,
siyasetçilerin işgalci terör devletine tepki göstermesi, barbarlığın ve terörün karşısında durarak Filistinli mazlumların yanında yer alması umut ve memnuniyet vericidir. Filistin'e barışın gelmesi için başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm kişi ve kurumların işbirliği içerisinde hareket etmesi elzemdir. Filistin işgalinin 70 yılı aşkın bir süredir peyderpey devam ettiği ortadadır. Bu bir yönüyle de Müslümanların planlı politikalar gerçekleştirememelerinin ve birlik olamamalarının da sonucudur. Bu bağlamda Müslümanlar olarak hatalarımızdan dersler çıkartmalı ve daha kararlı bir duruş sergilemeliyiz. Unutulmamalıdır ki Müslümanların vahdeti başta Gazze'deki vahşet olmak üzere her türlü zulmün ve haksızlığın sonunu getirecektir. Yaşananlar göstermiştir ki bugün zalimlerle, işgalcilerle daha güçlü ve planlı bir şekilde mücadele etmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda İslam İşbirliği Teşkilatı daha güçlü inisiyatifler kullanmalıdır. İşgalcilerin zulmünün önüne geçme noktasında en önemli eylem, esasında Müslüman ülke ve toplumların hep beraber diplomatik, ekonomik ve siyasi alanlarda zalimleri ve destekçilerini durduracak bir yaptırımı gündeme getirmelidir. Bu süreci de İslam İşbirliği Teşkilatı yönetmelidir. Siyonizmi destekleyen firmaların ürünlerinin kararlı ve devamlı bir şekilde boykot edilmesi, zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi büyük öneme sahiptir. Nesillerimizde ve İslam coğrafyasının tüm gençlerinde güçlü bir Kudüs bilinci oluşması için gayret etmek zorundayız. Her alanda tepkilerin güçlendirilmesi için gayret ediyoruz. Dünya kamuoyunu bilgilendiriyor, çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Buradan bir kez daha zalimlere, bebek katillerine, işgalcilere sesleniyorum. Masumların kan ve gözyaşında boğulacaksınız diye tekrar ediyorum. Yüreklerinizdeki kin ve nefretin mahkumu olacaksınız. Bugün arkasına saklandığınız güç odaklarından aldığınız cesaretle uzak görseniz de bir gün mutlaka hukukun karşısında hesap vereceksiniz. Zalimler korkaktır ve sizler dünyanın en korkak canlılarısınız. Masum çocuklara karşı silah kullanmanız korkaklığınızın da dünyaya ilanıdır. Buradan gözlerini ve vicdanlarını gerçeklere kapatan, yaşananları görmemek adına kendilerini karanlığa mahkum eden insanlığa sesleniyorum. Yaratıcının insana bahşettiği en büyük nimetlerden biri vicdandır. İnsan vicdanıyla insandır. Vicdanın ırkı, rengi ve coğrafyası olmaz. Sizi vicdanınızı yoklamaya ve onun sesini dinlemeye çağırıyorum. Davetimize icabet eden, Kudüs davasını yüreklerinde taşıyan siz kıymetli kurum başkanlarımıza, STK temsilcilerimize, mensuplarımıza, gönüldaşlarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlı neticelere vesile olmasını, zulüm ve işkence gören kardeşlerimizin bir an önce huzur ve felaha ermelerini diliyor. Kudreti, nusreti ve inayetiyle bizleri teyit etmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Sadece Müslüman dünyasında değil, Müslüman dünyasının dışında da belli sivil toplum gruplarıyla daha güçlü bağlantılarımız olsaydı bu zulüm son bulduğunda biz yine aynı halimize dönmemeliyiz. Uluslararası ilişkileri olmayan veya zayıf olan sivil toplum kuruluşlarımızın İslam dünyası başta olmak üzere ama İslam dünyasının dışındaki Müslüman gruplar ve makul gayrimüslim topluluklarla da karşılıklı kazanım düzeyinde ilişkilerin güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye bu anlamda 85 milyonu aşan nüfusuyla önemli bir pazar. Yeterince yerli markası da olan bir pazar. Yani biz gerçekten Türkiye'de
bu İsrail'i destekleyen markalara mecbur, muhtaç da değiliz. Dolayısıyla bu özellikle boykot hareketinin daha yaygın şekilde yapılmasına da gayret göstermeliyiz. Tekrar Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bence Gazze'li çocuklar her biri bir öğretmen olduğu İslam dünyasına ders veriyor. Gazze'deki kadınlar sadece İslam dünyasının kadınlarına değil, bütün insanlığın kadınlarına dersler veriyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Dünyadaki bütün Müslümanlar hala kalplerini, gözlerini, ruhlarını sadece bu ülkeye dikmiş vaziyetteler. Dolayısıyla bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ülke olarak, devlet olarak, millet olarak bir acil eylem planıyla buradan ayrılalım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun.